Her şey 2014 yılında İspanya'da başladı. 300 kilo uyuşturucu yakalanması Sırp mafyasının en büyük uyuşturucu kartellerini karşı karşıya getirdi. Kavaç suç örgütü, Scagliari örgütünü bu olaydan sorumlu tuttu. İki örgüt arasında çatışma başladı. Son iki yılda Avrupa'nın birçok yerinde 60'a yakın kişi infaz edildi. İki örgüt birbirlerine akıllara durgunluk veren infaz yöntemleri uyguladı. Örgüt üyeleri asit kuyularına atıldı, keskin nişancılar tarafından hedef alındı. Suikastlar için günlerce tatbikat ve saha çalışması yapıldı. Ancak Kavac'ın en büyük hedefi Scagliari lideri Vukotic'ti. Vukotic ismi ilk olarak 2018 yılında gündeme geldi. Antalya'daydı. Polis ekipleri yakaladı ve Sırbistan'a iade etti. Vukotic'e Sırbistan'da cezaevinde kalırken de suikast girişiminde bulunuldu. Karısı kullanılarak yemeğine zehir konmaya çalışıldı. Ancak söz konusu zehir laboratuvar testlerinde tespit edilince onlarca kamu görevlisi görevden alındı. Ülkesinde bir yıl hapis yatan Sırp mafya lideri bu kez de Yunanistan'da ortaya çıktı. Uyuşturucu yakalatınca hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Vukotic bunun üzerine sahte kimlikle Türkiye'nin yolunu tuttu. Interpol'le bilgi alışverişinde gecikmeler yaşandı. Balkanları kan gölüne çeviren Kavaç durmak bilmiyordu. Vukotic'in peşindeydi. Ancak Sırp mafyasının Türkiye'de doğrudan çatışması zordu. Suikast Türk çetelere taşere edildi. İzmir ve İstanbul'dan iki ayrı grupla anlaşıldı. İzmirli grubun başında Binali C bulunuyordu. İstanbul'daki motosikletli infaz çetesinin lideri ise Barış Bey'ydi. 5 kişilik bir grup İstanbul'un yolunu tuttu. Mayıs ayından itibaren Vukotic'i yakın takibe aldı. Vukotic'in koruması bulunmuyordu. Yalnızca bir şoförü vardı. Şoför, üniversite öğrencisi olan bir Türk genciydi. İstanbul'da gittiği mekanlarda tanışmış, bir iki defa Vukotic'i para karşılığı evine bırakmıştı. Daimi şoförü değildi. Para karşılığı Sırp mafya lideri ve ailesini gezdirmeye başladı. Beyaz renkli bir araçla seyahat ediyorlardı. Genelde alışveriş merkezlerine gidiyorlardı. İşte bu seyahatlerde İzmir'den gelen grup 35 plakalı beyaz bir araçla takibe başladı. Aracın takip mesafesi oluşturarak uzaktan takip yapmasının sebebi de soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktı. Takip ekibi trafikte seyir halindeyken yüksek çözünürlüklü kameralarla aracın fotoğrafını çekiyor, konum bilgisini diğer üyelerle paylaşıyordu. Vukotic'in aracı AVM otoparklarına giriyor, peşinden diğer araç geliyor. Daha sonra ise AVM içinde takip ekibinden biri kadın 3 kişi görünüyor. Peki olay günü neler yaşandı? Vukotic, Türk şoförünü arayıp kendisini almasını söyledi. TRT Haber'in ulaştığı bu görüntülerde şoför ve Vukotic ailesi asansörden inerken görülüyor. Ardından Beşiktaş'ta bir AVM'ye doğru gidiyorlar. Tarihler 8 Eylül'ü gösterirken akşam 19.30 sularında Vukotic'in aracı Mecidiyeköy civarına geldi. Arkasında da diğer araç vardı. Ancak Vukotic'i başkaları da takip ediyordu. Motosikletli iki şahıs yolun sağ tarafında cepte bekliyordu. Hedefi görür görmez orta şeride geçtiler ve araca yanaştılar. Daha sonra ise Vukotic'i hamile karısı ve çocuklarının gözü önünde öldürdüler. Olay sonrası motosikletli suikastçiler Levent'e doğru kaçarak izlerini kaybettirirken arkadan takip eden beyaz aracınsa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanıp İzmir'e doğru gittiği anlaşıldı. Bu arada Vukotic'in Türk şoförünü ise kullandığı 2 adet cep telefonunu orta refüje saklamaya çalıştığı ortaya çıktı. İlk olan şüpheli Türk şofördü. İddialara göre şoför suikasttan hemen sonra aracın plakalarını sökerek bagaja koydu. Telefonları da saklamaya çalıştı. Ayrıca telefonun şifrelerini vermek istemiyordu. Şifreler siber polislerinin çalışmasıyla kırılabildi. Telefon içeriklerine bakıldı. İstanbul polisi olayla ilgili özel bir ekip kurdu. Şoför emniyete götürüldü. Polis ekipleri bu kez güvenlik kameralarını incelemeye başladı. 4 aydır düzenli olarak takip edilen Vukotic'in gittiği yerler mercek altına alındı. Bu sırada takip ekibinin hareketleri de tespit edildi. Ancak bir tuhaflık vardı. Nasıl oluyordu da Vukotic'in her gittiği yer kolaylıkla bilinebiliyordu? Bu arkadan takiple yapılabilecek kadar basit bir şey değildi.
Bunun üzerine araç incelemeye alındı, her yeri didik didik arandı. Yapılan inceleme sonrası gerçek anlaşıldı. Aracın altında takip için bir GPS cihazı bulundu. Polis ekipleri Mayıs ayında bir yabancı şahsın yurt dışından bu cihazlar için özel olarak Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Bu kişinin geliş amacı ise bakın neydi? Suikastin taşere edildiği bu Türk gruba takip cihazının araca nasıl yerleştirileceğini öğretiyor ve 5 gün sonra da Türkiye'den ayrılıyor. Teknik eğitimin ardından sıra cihazın gerçek araca yerleştirilmesine geldi. 3 kişilik grup bunun için araç çevresinde keşfe çıktı. Yapılan detaylı aramada aracın farklı noktalarına toplamda 4 cihaz yerleştirildiği belirleniyor. Cihazların bir aylık şarj ömrü olduğu, pili bitince yenilerinin takıldığı ortaya çıkıyor. İstanbul polisi cihazların sinyal gönderdiği telefonlar üzerinden motosikletçi suikastçılara ulaşıyor. Zanlıların olay sonrası Adapazarı'na kaçtıkları öğreniliyor. Bir süre bungalov evlerin bulunduğu tatil yerinde gizleniyorlar. Gözaltı işlemleri sonrası bu kez dikkatler İzmir'e kaçan takip ekibine yöneliyor. Şahısların Rize üzerinden Gürcistan'a kaçacakları öğrenilince operasyon yapılıyor. İnfazı gerçekleştirenler Türk'tü. Koordinasyonu sağlayanlarsa Kavac'ın yöneticileriydi. Üstelik onlar da İstanbul'daydı. Özel ekip Kavac lideri, Zviçer'in kuzeni Zivkovic ve yardımcısı Perunovic'in izine ulaştı. İstanbul Polonezköy'de bir villaya baskın düzenlendi. Şahısların üzerinden 6 pasaport ve 11 sahte kimlik çıktı. Zanlıların şüphe çekmemek için zengin ve iyi giyindikleri belirlendi. Operasyonun genişlemesinin ardından bir başka Kavac yöneticisinin izine daha ulaşıldı. Milan Vujotic, Maltepe'de gözaltına alındı. 11 kişinin tutuklandığı uluslararası çeteler savaşı 8 günde çözüldü. Polis ekipleri Türk çeteyle başlarının peşindeydi. Her ikisinin de suç dosyası kabarıktı. Binali C'nin Karadağ'da, Barış Bey'in de İtalya'da olduğu tespit edildi. Ülkelerle temasa geçildi. Suikastten önce tutuklanmaları sağlandı. İadeleriyle ilgili işlemler sürüyor. Ayrıca suç çetesinin üst düzey yöneticilerini yakalayarak Sırp mafyasına ağır bir darbe vurdu. Sırbistan ve Karadağ bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren bu karteller, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu trafiğini yönetiyordu.